Sevgili seyirciler saatlerimiz 10'a 2 dakika var. 10 Mart 2016 elleri mürekkebe bulanmış program ülkenin manşetlerine hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bugün hem sıcak gelişmeleri hem de gazetelerin manşetlerini Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er'le konuşacağız. Gelin önce sıcak gelişmeler neler onlara bir göz atalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki gerekçeli kararını değerlendirdi. AYM yerindelik denetimi yapamaz. Yargıtay gibi ince yapması doğru değil diye konuştu. O tartışmayı da az sonra biz yorumlayacağız değerli konuğumuzla birlikte. Meclis Genel Kurulu'nda 13 gündür devam eden bütçe görüşmeleri sona erdi. 2016 yılı bütçe kanunu tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kabul edildi. Bu konuyla ilgili de haberlerimiz gün içerisinde Ülke TV ekranlarında olacak. Selahattin Demirtaş dahil 5 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını içeren fezleke Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, terör ve teröristleri kutsamak mazur görülemez dedi. Demirtaş'sa dokunulmazlıkların kaldırılmasını arzu etmeyiz ifadesini kullandı. İşte bu konuyla ilgili tartışmaları da az sonra konuşacağız. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Kasım'da başlatılan operasyon sona erdi. İlçede arama tarama çalışmaları devam ediyor. Şırnak'ın İdil ilçesinde de operasyonlar da noktalandı. O operasyonlarla ilgili ayrıntıları da ülke TV ekranlarında bulabilirsiniz. İzmir'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturmada eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih Acar'la Şifa Üniversitesi Rektörü Mehmet Ateş gözaltına alındı. Bu operasyonla ilgili ayrıntıları da sizlere aktaracağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu Yaset resepsiyonunda konuştu. Yatırımcılara artık Avrupa Birliği ülkelerine giriş için vize isteme zilletinden kurtulacaksınız müjdesini verdi. Başbakan muhalefete de vize muafiyetine köz destek olmayın çağrısında bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin önünü açmak için büyük bir çaba sarf ettik. Mesele mülteciler konusu vicdani bir konudur. Gereğini yapıyoruz. Bundan da hiç çekinmedik, kaçınmadık. Fedakarlığın her türlüsünü yaptık. Ama benim memnun olduğum husus şu ki ilk defa Avrupalı liderler Türkiye ile Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin kaderinin ortak olduğu ve bazı sorunları ancak Türkiye ile birlikte aşabilecekleri eee kanaatini derinden hissetmiş olmalılar. İnşallah Haziran ayından itibaren biraz önce mecliste o çalışmayı yapıyorduk bir taraftan görüşmeler sürerken gerekli bütün yasal işlemler tamamlanacak. Haziran ayında inşallah e, vize muafiyeti sağlanacak. Sizler de kendi şirketlerinizle istişare etmek için vize isteme gibi bir <laughs> zilletten kurtulacaksınız. Ee, buradan da bir kez daha muhalefet liderlerine çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü e, bu yasal düzenlemelerin meclisimizden geçmesi için 1 Mayıs'a kadar geçmesi lazım ki Haziran'a kadar Avrupa Birliği içindeki... Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Estağfurullah. Yeni Şafak Gazetesi ile başlayalım. Bugün başlayalım. Anayasa Mahkemesi ile ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Gerekçeli kararı açıkladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bu karara bir tepki geldi. Hukukçulardan da ayrı bir tepki var. Hepsini konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine dün bu konuyla ilgili açıklama yaptığını söylemiştik. Casusluktan yargılanan Can Dündar'ı tahliye ettiren Anayasa Mahkemesi hafta sonları bile mesai yaparak kararına gerekçe oluşturmaya çalıştı. Ancak 13 gün sonra yayınlanan metin karara hukuki gerekçeden çok eleştirilere cevap verme gayretinden öteye geçemedi. Evet. Şimdi burada en çok tartışılan da bugün özellikle karşı oy yazısı yani karşı oy kullanan Muhalefet şerhi hukuk tabiriyle O, o üç evet. hukukçunun evet. üç tane maddesi var ki o çok önemli Var ama gerekçeli kararda bu yok Yani yok, evet. orada bir gözlerden kaçan asıl üzerinde konuşulması icap eden Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıklarken devamında muhalefet şerhi koyan hakimlerin de Görüşlerine yer vermesi icap ederken 13 gün geçtiği halde ancak muvafık olan yani e, bu e, kararı veren hakimlerin görüşlerini yazabildi, e, Muhalefet şehri koyan hakimlerin itirazları ise, karşı görüşleri ise, karşı gerekçeleri ise metinde yok. Yani bunun evet. neden olmadığı, neden olmadığına dair bir e, açıklama da mevcut değil ileride uzun gerekçeli kararda yer alacakmış. İyi de hı hı. E, tartışmalar bugün alevli bir şekilde cereyan ederken bu olmazsa ileride dosyalara e, girmiş olması tek başına yeter mi? Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Gerekçeyi izahta epey zorlandılar. Bu da Sabah Gazetesi'nin manşetine taşıdığı haber. Evet ee, Onun da bir detayını okuyalım. Anayasa Mahkemesi yerindelik denetimi yapamaz. Yapmamalıdır. AYM bu olayda kendisini birinci mahkemenin yerine koymuştur. Yargıtay gibi bu noktada inceleme yapması doğru değildir. Ki bu zaten e, karşıt görüşü bildiren <laughs> o üç Muhalifet e, muhalefet de muhalefet şerhinde evet. de ne olan diyor, bir şey. E, muhalefet şerhinde bulunan hakimler diyorlar ki e, biz bu tavrımızla yani Anayasa Mahkemesi bu tavrıyla bu kararıyla Yargıtay'ın Yargıtay Ceza Dairesi'nin yerine kendini koymaktadır. Halbuki böyle böyle bir yetkisi yok. İkincisi bundan sonra bu ilgili alt dereceli mahkeme 14. Asliye Ceza Mahkemesi hı hı. ve benzer davalara bakan mahkemeler nasıl karar verecektir? Bu bir manevi baskı oluşturmuştur mahkemeler üzerinde. Hı hı. Hani e, Anayasa Mahkemesi burada şartları zorlayarak sanki esasa bakan mahkemeymiş gibi e, karar itiraz etmiş. Ve hı hı. <laughs> oy birliğiyle alınmış bir karar değil. Oy çokluğuyla alınmış bir karar. Evet. Bu arada... E, e... <laughs> Yanılmıyorsam Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır bugün Anadolu Ajansı'nın konu olacak. E, Erol senden ricam, yönetmenimizden ricam. Onu bir dinleyelim. Oradan önemli bir açıklama gelirse önümüzdeki dakikalarda birkaç dakika dönelim oraya. Biz konuşmaya devam edelim bu arada. Şöyle bir problem var. Anayasa Mahkemesi bu kararı vererek çok önemli bir nokta bu bahsettiğiniz şey. Yerel mahkemenin yerine geçmiş oluyor. Evet. Yarın ben işte herhangi bir anlaşmazlıkta hemen gidip e, yargıtayı şeyi atlayıp, üst üst bütün mercilere atlayıp doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak başvurabilirim. Bir şey daha var. E, esas itibariyle Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararıyla birlikte o kararı açıklayacakken, yani hak ihlali kararını, gerekçeli kararını açıkladıktan sonra onunla beraber yani birlikte açıklayacakken, önce hak ihlalini açıkladı, tahliye oldu. Ondan sonra gerekçeli kararı yazmış oldu. Hı hı. Ee, tabii burada tartıştığımız bir hukuki meseledir. Yani biz kimsenin e, mahkum olmasından hı hı. zevk alacak gibi sadist duygular taşımıyoruz. Kimsede de böyle bir duygu olacağına ihtimal vermiyoruz. Ama bir vaka meydana gelmişse onun üzerine artısı ile eksiyle da bir konuşulur. E, ee, <laughs> ülkenin ülkenin çıkarlarını evet. bu kadar milli güvenliğimizi zedeleyen bir casusluk faaliyetine de imza atılmasına evet. da tabii ki yani hayır şimdi şöyle Anayasa ha, Mahkemesi hukuka, yani biz hukuk adamı değiliz evet. tamam dediğiniz gibi hukuktan Yok <laughs> Yo, ben benden hukuk adamıyım. Ben, ben kendi adıma <laughs> <kimseyi> konuşuyorum. Kimseye kusura bakmasın. Eyvallah <gülüyor> kendi adıma <gülüyor> konuşuyorum. <gülüyor> evet. Estağfurullah. Şimdi zaten e, muhalefet şehri koyan hakimler de diyor ya, bu milli güvenliği alakadar eden bir mesele. Yani bu e, iki esnafın e, kavgasının haberi değil veya bir trafik kazası, bir yangın haberi değil. Bu haberin bir vasfı var, doğurduğu bir var ve dünyadaki örnekleri de çok farklı. Yani hiç böyle mahkeme kararı falan olmadan gidip gazetelerin direkt eee hard disklerini matkapla deldiriyor İngilizler. Aynı şey e, İngiltere'de bir gazetenin e, bir örneği var. Evet. Yani gidiyorlar matkapla eee direkt İçişleri Bakanlığının İngiliz İçişleri Bakanının e, emriyle deldiriyorlar o hard diskleri. Evet. Yani böyle böyle örnekler var. Çünkü bu bir ulusal güvenliği ilgilendiren mesele. Yani özeti şu. Ve başka <laughs> bir şey de sormak lazım burada. Can Dündar gazetecilik faaliyeti yaptığını falan söylüyor. Ülkeyi suçüstü yakaladım falan gibi böyle çok da tehditkar, alaycı ifadeleri de var ama yani burada Nasıl bir suç var onu da çok anlamış değilim. Yani e, milli istihbarat teşkilatının e, birçok yaptığı iş var. Biz hiçbirinden haber haberdar değiliz. Normal olarak evet. hiçbir ülkenin evet. vatandaşı gizli servisin yaptığı çoğu işten haberdar olmaz. E, bu işleri suç diye nitelemek ki sonuçlarını da görüyoruz. Türkmenlere evet. e, götürülen yardım ulaşmayınca neler olduğunda hep Yani hep hep o miktarların durdurulması bu haberlerin ee, şu gün gelinen bu faciadaki rolünü ya, konuşmak bu lazım. Söyle, Ve bu e, ileride yani. de gelecek zamanlarda da konuşulacak, tartışılacak e, bu vebal ortaya konacaktır. Demin şunu diyecektim. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı milletin vicdanında karşılığını bulmamıştır. Evet. Mahkemeler bugün, Türkiye'de mahkemeler kararlarını kim adına verirler? Nedir kararın başına? Türk milleti adına. Bu karar bu ülke, bu ülke insanları, bu millet adına verilmişse Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını alan hakimler bilmeli ki milletin vicdanında karşılığını bulmamıştır. Mahkez bulmamıştır. Evet, onlar bulduğunu düşünüyorsa bilmiyorum. Yani o da onların fikri. Şimdi geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nde sanıyorum ki Can Dündar'ın gözünden kaçan bir haber var. E, sürmanşete bugün yansıyan haber, Türkiye kavgası başlığıyla verilmiş. E, Avrupa Birliği zirvesinde Ankara'ya 6 milyar avro yardım ve vize muafiyeti vaat eden Brüksel, Avrupa'nın anahtarlarını Sultan Erdoğan'a vermekle suçlandı. Kendi ifadeleri bu. E, Avrupa basını da e, çok sert ifadelerle Türkiye'ye neden bu kadar e, taviz verildiğini, e, sorgulamaya başladılar. Yani bu gazetede orada bizim karşımızda olan gazetelerin safında yer almış. Birlikte ateş Şimdi ediyorlar. Şimdi birlikte ateş edecek ama e, aslında ateş ederken e, iyi bir şey yaptığının farkında değil. Yani Türkiye'nin ne kadar güçlü bir şekilde evet. e, ellerindeki kozları masaya koyduğunu ve Avrupa'yı nasıl şaşırttığını fark etmiş oldular. ha Volkan Mosko'da bu konuyu konuşuyormuş. Erol sağ ol. Onu bir girelim isterseniz. Bir, birkaç dakika dinleyelim. O yörelerdeki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için de harcanacak. Gerçekten bugün öyle illerimiz, ilçelerimiz var ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısından fazla Suriyeli misafirimiz var ve bir kişi de benim ekmeğimi paylaşıyor, benim işimi paylaşıyor, bunlar nereden geldi demeye demediği bir hakikaten yıllarca hatırlanacak, tarihe altın harflerle geçecek bir performans gösterildi. Türkiye'de 2 milyon 650 bin Suriyeli kardeşimizi misafir ederken bazı ülkelerin birkaç yüz yeni göçmen için referanduma e, gidiyor olmaları da hatırlanacak. Bir ülkede gelen göçmenlerin üzerindeki zinet eşyaları hariç bütün mal varlığını el konulup bunlar ihaleyle satılıp e, oradaki masraflarının karşılanacağı, bir kanun teklifinin meclisten geçtiği ülkeler de hatırlanacaktır. Bu insanların dörtlü nizam halinde önlerinde atlı polislerle bir esir kampına götürülür gibi yollarda yürüyüş manzaraları da hatırlanacaktır. Dolayısıyla gerçekten Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları iftihar edilecek bir tablo sergilemiştir. Bunlar hep hatırlanacaktır. İkinci husus tabi bütün bu e, yeni düzenimiz Türkiye'nin Avrupa Birliği ailesi içinde kendini hissetmesiyle başladı. O zaman tabi bunun doğal sonucu müzakerelerde ilerleme sağlanmasıdır. E, 29 Kasım'dan sonra ilk e, etap olarak bir faslı ekonomi ve para politikaları faslını Aralık ayında açtık. Ama e, tabiatıyla e, bir faslı bitecek bir e, tablo önümüzde yok. Biz 5 faslında bu yıl içinde açılması talep ettik. Bu konuda Yunker'in Sayın Başbakanımıza zirve sonrasında yazdığı mektuptaki taahhüdü de var. Ve bu 7 Mart zirvesi sonrasındaki açıklamalarda da bu 5 fasılla ilgili çalışmaların sonuçlandırılacağı ifadesi var. Burada şundan bahsediyoruz. Türkiye müzakereleri 2005 yılında başladı. 2006 aralığında da 8 fasıl konsey kararıyla bloke edildi. Kıbrıs sorunundan kaynaklanan nedenlerle. Ama ona ilaveten Güney Kıbrıs Rum yönetimi 5 faslı daha tek taraflı olarak bloke etti. Burada kastettiğimiz tamam konsey kararıyla bloke edilen fas. Volkan Bozkır bu açıklamaları yaptı. Biz de canlı olarak verdik ve de dinledik. Tam da bizim konuştuğumuz konuydu. Demiş ki Avrupa'da e, mesela The Telegraph Bugünkü Türkiye Avrupa'nın dostu değil şantajcısı. Bütün aslar Ankara'nın elinde. Yalancının yüzü kara olsun mu? Benim en mi? hafif tabirle bunu Financial demek. Financial Times. Var. Çaresiz Avrupa Birliği değerlerini Türkiye'nin diktatörüne feda etti. Birliğin AB değerlerini hakir gören Türk Cumhurbaşkanı ile anlaşmaktan başka alternatifi yok. Şimdi adamlar haklı. Şimdi bakınız. Çaresizliğe bakın. Şimdi bakınız. E, Sayın Başbakan Davutoğlu, e, Silopi, ardından e, İran, ardından... E, Alm şey e, Kiev, e, Brüksel, e, Merkel'le görüşmeler, e, Çipras, e, Çipras'ın e, İzmir'e gelmesi. Orada gözlerine yine kaçan bir e, teferruat. Ne dedi e, Sayın Davdoğlu Başbakanımız e, Çipras'a? Dedi ki İzmir'e geldiğinde ihtiyaç olursa benim ofisi kullanabilirsin. Ya. mesaj çok ince. Evet. Evet ee, şimdi bu aktivite bu faaliyet ve ve e, mülteciler meselesinde e, bizim vizesiz olarak e, Avrupa'ya gidebilmemiz meselesindeki e, ön almalarımız bunlar e, haçlı zihniyetini üzerlerinden atamamış mutasıp tutucu Hadi Yobaz demeyelim de kabalık olmasın e, bir takım Avrupa'lı medya kalemşörlerini rahatsız etmiş. Ee, öyle görülüyor. Ama kusura bakmasınlar biz onları bu anlamda rahatsız etmeye devam edeceğiz. Rahatsız etmeye devam edeceğiz. Yalnız çok rahatsızlar. Yani eee Gazetesi de demiş ki Türkiye dış politikadaki kötü durumundan saldırgan tutumuyla kurtuldu. Yani <laughs> buradan biz öyle görünüyoruz. Yani, ee, Avrupa şu an öyle bir durumda yani ki anladığımız bir kadarıyla. Yani vize almak 60 yıl sonra o da mülteciler. Onlar sebebine, masaya başka şeyler koymuşlar. Evet, Davutoğlu başka, dedi ya hani biz şaşırttık onları diye. Evet. Gerçekten şaşırmış durumdalar yani. E, ama e, tabii Davutoğlu e, hoca malum. E, hoca Üslubuyla e, derslerini e, arkadaşlarıyla beraber e, iyi çalışmış olarak masaya gittiler. Öyle ellerini kollarını sallayarak gitmediler. Bir hatırlayalım, bir hafıza tazelemesi yapalım. E, bir abi aile fotoğrafı çekmek için, ismi lazım değil şimdi hayatta değil çünkü, e, Devrim Başbakanı Brüksel'e gitti. O aile fotoğrafı çekilirken o başbakanımız fotoğrafta yoktu. Kaybolmuştu fotoğrafta. Biz böyle düşündürücü manzara, manzaralar yaşamış bir ülkeyiz. Bugün ise ne olmaktadır? Dün bir haber vardı. Litvanya e, Cumhurbaşkanı mıydı, Başbakanı mıydı? Hı hı. E, Türk ordusunu, Türk ordusunu NATO çerçevesinde ülkemde görmek istiyorum. Rusların bu saldırganlığının bize de geleceğinden korkuyoruz diye bir haber vardı. Bu çok ciddi bir haber. Eee demek ki Türkiye etrafına güven vermektedir. Çok önemli. Himaye eden ülke, garantör ülke konumuna gelmiştir. Ki öyleydi. Bize sadece işte bir yaklaşık 100 yıldır öyle hissettirilmiyor. <laughs> evet. aslında Türkiye Osmanlı bakiyesiyiz biz hepimiz yani sonuçta bu bu Abi, bu ülkenin bakiyesi gerçekten bakıya fazla. Osmanlıyız. Osmanlıyız. Yani şöyle bir şey bu bu coğrafyanın ve birçok coğrafyaların, üç kıtanın e, temsilcisi konumundayız. Garantörü konumundayız. Bunu, bunu bilelim yani artık ne olduğumuzu da bilelim. İşte Öyle sayın mi? Cumhurbaşkanı da söylüyor ya yani Endonezya'daki <laughs> Müslüman'ın da Somali'deki garibin de Kırım'daki istiklalinden hürriyetinden vatanından mahrum edilmiş mazlum Tatar Türk'ünün de Bosna'daki Boşnak kardeşimizin de ve daha sayın sayabildiğiniz kadar Aynen. Libya'dakinin de Hepsinin de ümidi burasıdır. Aynen. Şimdi e, bir de şöyle bir şey var. Bu fezleke meselesine de bir değinelim. Bugün siz de yazınızda belirtmişsiniz. E, HDP'lilerde bir fezleke telaşı var. Şimdi Demirtaş e, yok işte bunun altında kalırlar, bedelini kendileri öderler gibi bazı açıklamaları var ama e, bir yandan da aman bu fezleke işinde çok aceleci davranmayın gibi de bir e, yaklaşımı da mevcut. E, baktılar... E, işin sonu öyle bekledikleri gibi görünmüyor. bu öz yönetim meselesi de hayal oldu. Hendekler de aynen kapatıldı. Fakat o hayal bölgeye çok pahalıya mal oldu. Maalesef. Evet. Maalesef. Allah'ın izniyle devletimiz orada mağdur olan, evini kaybeden, işini kaybeden vatandaşlarımıza bütün imkanlarıyla destek olacaktır. Daha güzel evler yapılacaktır ama o insanlar, o insanlar huzurlarından edildiler, evlerinden edildiler. E, o sebeple malum hayal çok pahalıya mal oldu bölgeye. Maalesef, maalesef. Eyüp Ekmiş bize Twitter'dan ulaşmış demiş ki Can Dündar gazetecilik değil casusluk yapıyor, ülkemize zarar veren medya tarafında yer tutuyorlar, Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar. Şimdi e, tabii safını sadece Erdoğan düşmanlığında belirleyenler e, tarih yani tarihsel geliş baktığınız zaman <laughs> gelişimine baktığınız zaman gelecekte maalesef mağdur duruma düşüyorlar. Nasıl mağdur duruma düşüyorlar? CHP'li vekillerin durumu işte. Sırf Erdoğan karşıtı karşıtlığı yapmak için DHKPC'li teröriste Evet. Kardeşim diyerek arka evet. çıktılar. O terörist geldi. <laughs> Adını koyalım. Gürsel Tekin, Sayın Tekin bunu söyledi. Yani dolayısıyla yüze de gelirsek kendisine. Daha yine... Daha bakalım o... Mahmut Tanalın <laughs> neler yaşayacağını da bilmiyoruz. Evet. Mahmut Tanal da çok yakın bir tarihte Ramazan evet. ayında gaylerin, transseksüellerin eylemine girip onlara destek verdi. <laughs> o da o da ayrı bir mesele yani. Bakalım ne olacak evet. onun durumu. Şimdi geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet gazetesi bugün. İlginç bir haberi ilk sayfasından vermiş. Demiş ki başkanın sağlık raporu. Üretim başkanı kimmiş acaba? Obama'ymış. Beyaz Saray Başkanı ama Bayram Obama. Bayram değil, seyran değil. Niye bu haber? Bilmiyorum ki yani ilk ilk sayfada <laughs> e, altına da Osman Osmanlı müfteğoluna e, bir analiz yaptırmışlar. 54 yaşındaki bir erkek için sonuçlar çok iyi diye. E, haberin içerisinde de şöyle bir Obama güzellemesi var. Beyaz Saray Başkanı Obama'nın tüm sağlık değerleri açıklandı. Sonuç mükemmel tırnak içinde. Sonuç mükemmel yani Obama'nın yani Amerika'nın yani e, süper gücün e, sağlığı mükemmel. Ben hemen e, tabii yani yaşımın el verdiği ölçüde e, Ecevit dönemini hatırlıyorum. İşte Ecevit'in, Bülent Ecevit'in hasta olduğu, e, iki büklüm bir Amerikan başkanının Clinton'ın karşısında iki büklüm durduğu, Clinton da böyle işte ona e, ayar verir pozisyonda olduğu zaman hemen aklıma geliyor. Bu sağlık haberlerini görünce. Clinton koltuğun kenarına oturmuştu. Kenarına oturmuştu. E, oturmuş. e, Ecevit de, Ecevit de e, Merve Kabakçı olmadığı için karşısında, hı hı. Kabak, Merve Kabakçı olmadığı için karşısında, Aslan sanki e, maalesef e, el pençe duruyordu yazık. Şimdi tabii hürriyetin, <laughs> hürriyetin başkanının e, sağlık raporu mükemmelmiş de, bizim de bir başkanımız yani var. Yani o haberin maksadı ne? Haberin e, devamını okudunuz mu? Şimdi şöyle, <laughs> e, devamında da şöyle diyor, rapora göre Obama sigarayı bıraktı, alkolü ara sıra kullanıyor. Geçmiş yıllarda sigara içtiği bilinen Obama son dönemde bazen nikotin sakızı çiğniyor. Vücut kitle endeksi şu kadar bu kadar, kolesterolü şu kadar bu kadar. Kalbi dinlenme halindeyken dakikada 56 kez atıyor. Tansiyonu 110-68 <laughs> seviyesinde diye böyle. Ay bir de üstelik Obama'nın şurada birkaç ay sonra vazifesi bitecek yani gidecek bir başkana. Sanki e, bana çok böyle bu... Obama gibi değil de Amerika hani Amerika'nın e, morali iyi, Amerika'nın sağlığı mükemmel dermişler gibime geldi ben. Biraz öyle algıladım. Yanlış mı düşündüm? Yani niyetleri nedir bilemiyoruz. Doğrusu of, bir hesap var ama bu Evet. Acaba bunu, bunu, bu buradan, şeyi sonra çıkar. buradan bizim başkan sağlıksız falan gibi mi bir, bir imada bulunuluyor? Başka bir sebebin var. Bizim bizim başkanı bilirseniz <laughs> abi. Veya efendim. veya bir önceki gün aynı gazetede Obama'nın sağlığıyla alakalı farklı haber çıkmıştır. Hı -hı. Bu bir nev'i bir teksiptir. Bir düzeltmedir. Belki. Öyle mi yapılmıştır bilemiyorum. doğrusu. Bizim, bizim başkan, <laughs> bakalım nasıl sağlık durumu? Evet. Bizim başkan var mı arkadaşlar sizde? Yani hüküm vermek zor e, bu haberle. E, niyet, bir, niyet okumak cum, olur. Cumhurbaşkanımızın bir e, fotoğrafı var mı? Bu da bizim başkanın sağlık durumu. <laughs> evet. Bizim başkanın sağlık durumunu söyleyeyim ben. 3 gol 2 asist. Burada, burada Galatasaraylı galiba. Başka? <laughs> Yok burada e, Başakşehir Stor'un <laughs> <açılışından gülüyor> almış arkadaşlar. <laughs> ha, o, o golü de verelim mi arkadaşlar? O gol, golün çok mükemmel bir golü vardı. Evet. <laughs> şey jeneriklere konu olan işte bu jeneriklik gol. <laughs> bu da bizim başkanın sağlık durumu. <laughs> Şimdi vücut kitle endeksine mi bakarsın, kalp atışlarına mı bakarsın? Maşallah, Allah sağlığına daim Maşallah. Ya etsin. burada bu, Herkesin biz biraz da biz da şey yapıyoruz elisi. da, yani burada Hastaları iron yapıyoruz. Da yani Hak. Bu, burada evet. bizim bizim başkanın sağlık durumu derken ben özellikle bunu konuşmak istedim. Ee, Amerika'nın işte sağlık durumu çok iyiyse bizim sağlık durumumuz çok daha iyi. Avrupa onun için e, işte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki e, şeyler onun için karşı geliyorlar. Ya bize Türkiye bizi mahvetti onun için diyorlar. Bizim sağlık durumumuz çok iyi şu anda ya. Ya biz istikrarla istikrarla büyürken Amerika 5 yıl boyunca bütçesini yapamadı. Tahmini bütçelerle ülke idare edildi. Amerika son 25 yılda hangi başarısını dünyaya gösterebilir? girdiği bütün askeri harekatta hep ağzına yüzüne bulaştırdı. Afganistan bir problem olarak kaldı. Irak daha büyük bir problem olarak kaldı. Suriye en büyük problem olarak geldi. Daha işte Kuzey Afrika başka türlü. Hani Arap baharıydı, bahar gelecekti, bölgeye demokrasi gelecekti, dikta bitecekti, zulüm bitecekti. Bunlar ne oldu? Evet. Sağlıklı Amerika, bir... Amerika hangi ülkeye girdiyse evet. e, o ülkeyi mahvedip çıktı. Sağlıklı yani bunu bir dış, dış yani. politika, sağlıklı bir siyaset böyle mi netice verirdi? Yani. Şimdi e, sıradaki haberimiz bir röportaj haberi. E, bir test yapalım bakalım izleyicilerimize. Sabah uyandırma testi yapıyoruz efendim sizlere. Bilin bakalım bunları kim söyledi? Şimdi arkadaşlar da ekrana verir. Ee, bunu kim söylemiş olabilir? Diğer arkadaşlar ıı, <laughs> cevabı verdiniz bile. <laughs> Biz bilin bakalım kim söyledi dedik ama direkt arkadaşlar cevabı verdiler. Şimdi e, söyleyelim ne demiş <laughs> Fethullah Gülen Pensilvanya'da e, bir Rus gazetesine röportaj veriyor. Ve o sırada da diyor ki e, Rusya'nın yanında yer alıyor bu arada e, tavır olarak. Rus gazetesi Moskovski... İşte o gerisini okuyamıyorum. Oraya röportaj vermiş gazetenin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük rakibi diye övdüğü Gülen Rus uçağı düşürülmemeliydi. Rusya büyük bir ülke. Krizin çözülmemesi durumunda Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlar Arap saçına dönecektir demiş. Rusya'nın yani, yanında yer e, almış. Yani Mavi Marmara'da otoriteden izin alınmalıydı. Evet. Diyen mantık demek ki aynı şekilde devam etmekte. Rus uçağını biz düşürdük mü yoksa düşürmek için mecbur mu edildik? Tarihin yarın soracağı soru budur. Bu arada Ruzu biz, biz niye vurduk? Sınırımızı <laughs> evet. ihlal ettiği için Hayır kaç kere ihlal etti üstelik. Evet. Yani e, sınır, sınırımızı kalbura çevirecek biz de seyredeceğiz. Bunu Suriye'ye girmek için, Suriye'ye daha güçlü bir şekilde girmek için e, suyumu bulandırdı hikayesi vardır ya ona benzer bir hadisedir. Burada, burada Fethullah Gülen'in aslında yapması icap eden böyle bir talep olduğunda, böyle bir talep olduğunda ben devletim aleyhine, ülkem aleyhine, başıma ne gelirse gelsin, bana orada ne söylenirse söylensin, tek kelime etmem diyebilseydi, bu onun için bir fırsat olurdu. Evet. Ama, Şimdi... ama, şok affedersiniz, ama bugün Türkiye ile uğraşan Moskova ile Moskova'nın belli ki gazeteci adı altında oraya gitmiş ajanıyla işbirliği yapılmaktır. O ajan ya da işte gazeteci <laughs> neyse artık mesleği Vitali Naumkin. Hiç önemli değil. Tanıdık, kim, tanıdık kim oldu, bir hiç isim, hiç önemli Şöyle değil. ki şuradan tanıdık. Ee, röportaj yapan isim bu Vitali Naumkin. Daha önce PKK ve PYD hakkında e, Cihan Haber Ajansı'na açıklama yapıyor. Cihan Haber Ajansı' Tabii kayyum el koymadan önce PKK ile PYD'yi aynı görmüyoruz ifadesini kullanıyor orada. Yani bu salt bir işte gazeteci değil bir bu konudaki görüşlerini de anlatıp daha önce de bir dirsek temasında bulundukları bir şahıs. Evet. Bunu vermeyin artık arkadaşlar, bunu, bunu bunu konuştuk zaten. Kimin söylediğini öğrendik. Şimdi geçelim akşam gazetesine. Akşam gazetesi önemli bir haber yapmış bugün. 258. sokakta hendek direnişi. Peki bu hendek direnişi ne? Şimdi şaşkına dönen bir şey, terör ölüsü. Sorun 258. sokakta. Evet, evet, aynen öyle. Diyarbakır bağlardaki sokakta barikat kurup hendek kazmaya başlayan PKK'lı hainlere önce vatandaşlar müdahale etti. 155 hattı kilitlendi. PKK'nın hendek kazdığı yer... Teröristlerin sokaklarını ele geçirmesine izin vermiyor. Bu kez bölücü hainler, örgütün etkisinin güçlü olduğu Diyarbakır bağlardaki vatandaşın tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Evet. Artık e, o bölge vatandaşı da çok büyük bir e, bedel ödedi. Hala da ödemeye devam ediyor. Artık onlara yüz vermediği ortada. Demek ki devlet oradaki vatandaşımıza sahip çıktıkça, vatandaş kendini emniyette hissettikçe başıma bir Hal gelir kaygısına kapılmadıkça devletinin, milletinin yanında huzurunun yanında yer alacak ve bu örgütte, bu örgütte zaman içinde silinip gidecektir. Bu evet. üç günde olmayacak şüphesiz ama artık bölge insanı, o güzel insanlar, bütün değerleriyle bu ülkeye, bizim tarihimize, dinimize, geleceğimize bağlı olan her biri ayrı kıymet olan hakikaten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. O tertemiz insanlar bu örgütün, adı geçen bu örgüt ve örgütlerin Marksist, Leninist, Ateist olduğunu kavramıştır, farkındadır. Ve bu itibarla devlet yakaladığı, yakaladığı, bulduğu bu imkanları, bu imkanları büyüterek değerlendirmelidir. Evet. Şimdi e, burada <laughs> tabii başka bir mesele daha var. E, karşı tarafın e, propagandası da mevcut Devlet oraları yıkıyor Devlet e, mahvediyor Özellikle yani karşı taraf derken Daha dün Ahmet Çık'ın tweeti ortada e, Teröristler çıplak olarak gelmiş Teslim olmuş e, güvenlik güçlerine Ve e, bu tabloyu hemen sanki orada askerler e, onlara soyunun dedi Ki demiş olabilir de hiçbir sıkıntı yok Üzerlerinde bomba olabilir her şey olabilir İşte sorun diyor Türk sorunu diyor Böyle bir tweet atıyor. Ee, öte yandan Cumhuriyet'in bir gün gazetesinin attığı manşetler yaptığı haberler ortada. Ee, CHP Sezgin Tanrıkulu birkaç gün önce Cizre'ye gidiyor. Bir rapor hazırlıyor. Diyor ki Cizre yakılmış yıkılmış evler şöyle yıkılmış sokaklar böyle harap olmuş. Ama o raporun içinde bir kelime dahi PKK geçmiyor. PKK kelimesi Kınama yok. yok. Kınama zaten Şimdi o yok. o zaman CHP'ye sormak aksine, lazım. Yani aksine dönük suçlama ne? var. Evet. Burada genel başkan yardımcısı, bilmem parti sözcüsü gidiyor, bu tarz e, konuşmalar yapıyor, tespitleri yapıyor. CHP e, hakikaten ben buyum dediği bir kararlılık ifadesi ortaya koyması icap eder. Yani adamına göre CHP var. Adamına göre CHP var. Böyle parti siyaseti olur mu? Yani. Çıkıyor ondan sonra genel başkanlar işte <laughs> e, terörist cenazesine giden haindir diyor. Öte tarafta kendi <laughs> vekilleri zaten gitmiş bulunuyor. Böyle bir durumda var. Bu arada e, bize sosyal medyadan Ulaşın bugün biraz e, zayıfsınız bu konuda sayın izleyiciler, sevgili izleyiciler. E, mesajlarınızı bekliyoruz. Ülke TV e, Facebook hesabından lütfen bize yorum yazın. Ülke Manşet Twitter e, hesabından ve ülkenin manşetleri hashtaginden bize ulaşın. Bakın Melek Hanım demiş ki biz ve başkanımızın ruh sağlık durumu sağlık bakımından <laughs> en yüksek durumda. Bunu kapatmak için farklı yöntemler gündeme getiriliyor demiş. Ama yemiyor vatandaş, Melek yemiyor. Hanım, Melek Hanım değil. Evet. Mi? evet. E, Melek Hanımın Yazdığında şuna bilhassa dikkat etmek lazım. Biz ya başkanımız diyor. Yani bizden kastı sadece kendisi değil, vatandaş Herhalde. olarak Aynen. ruh halimiz, e, hayata bakışımız, bütün bu olan bitene rağmen. E, ve başkanımız diyor, cumhurbaşkanımıza demiş, başkanımız <laughs> evet. demiş. evet. <laughs> Bu arada İsmail Kaya Facebook'tan bize ulaşmış. Sizleri Gökçeada'dan izliyorum. Türkiye'nin en batısında yaşayıp Türkiye'nin her yerinde olan gerçekleri cesurca öğrenmek gibisi yok. Gökçeada'dan ülkenin manşetlerine selamlar demiş. İsmail Bey e biz de buradan selam Ama gönlelim. İsmail Kaya Bey galiba bir şey daha diyor bir programda gelin buradan yapın diyor galiba. Gökçe Gökçeada'ya gidelim Demiyor inşallah. Mu? İnşallah. De, dememiş ama biz öyle <laughs> alalım. Ee, aklına gelseydi der. Gidelim bir şey de orada yapalım inşallah. İnşallah <laughs> Türkiye'nin en batısından da yaparız program bir gün. <laughs> Şimdi devam edelim bizde de e, kaldığımız yerden. Ne varmış? Sırada Takvim gazetesi var. Takvim gazetesinde e, İlber Ortaylı hocanın e, konuşmaları var. Şimdi bir programa katılıyor kendisi. Ben de bu arada hem anlatayım hem de sayfayı açayım. Bir programa katılıyor. Bir belediyenin programına. O programda e, bütün toplumun Tepkisini çeken o malum diziyi eleştiriyor. Osmanlı'ya hakaret eden, e, bizim padişahlarımızı işte uçkur düşkünü olarak tanıtan, e, valide sultanlarımızı açık saçık giyinen böyle dekolteler içerisinde, e, sarayda, <laughs> belki sefa içerisinde yaşayan insanlar gibi gösteren e, ve hatta bugün de sözcü gazetesinde Emine Erdoğan'ın e, harem bir e, eğitim evet, yeridir. Sosyal hizmet yeridir. Sözünü evet. sosyal hizmet yeridir. Sözünü dahi eleştiren bir zihniyetin ürünü o, Osmanlı olan Osmanlı medeniyetinin e, ana, o eleştiriyor. ana karakteri sivil medeniyettir. Vakıf evet, medeniyetidir. Arada, o vakıf medeniyetinde de hanım sultanların, hanımefendilerin, o günkü anaların büyük payı vardır. Bu gördüğümüz Osmanlı eserlerinin. Osmanlı eserlerinin bir çoğu o hanım sultanların eserleridir. O sebiller, camiler, mescitler. Valide mescidler. Sultan camine gideriz ama evet. onu bir Valide Sultan'ın <laughs> tabii. yaptığını düşünmeyiz. Evet, tabi Valide Sultan malum işte padişahın annesine Valide Sultan denir. Yani kim padişahsa onun annesinin rütbesi de Valide Sultanlıktır. Evet. Efendim, e, İlver Ortaylı Hoca... E, Belki yeni fırsat bulu diyelim. Bir ee, okuyalım mı onu ne, ne demiş? buyurun. Devamında şimdi, ben başka bir şey söyleyeceğim. Aynen şöyle, gazeteye şöyle yansımış <laughs> Takvim Gazetesi'ne. Tarihçi İlber Ortaylı, Kösem Sultan'ın yapımcısı Timur Savcı'yı azarladı. Ortaylı, dizide tuhaflıklar çok fazla. Venedik'in prensesi olmaz. Venedik cumhuriyettir çünkü dedi. Şimdi burada... E, Teknik il, bir hata il, yani. İlber Hoca'ya şunu söylemek hiç lazım. İlber değil. Hoca bugüne kadar neredeydi? <laughs> Bununla ilgili konuştu. Eyvallah ona bir şey demiyorum. Ama İlber Hoca'nın böyle tabii biraz daha hani böyle üstten bakmacı... ...işte sen bilmiyorsun ben biliyorumcu tavrı var ya... Ona, ...ona da ben karşıyım onu da dile getireyim. Kendisi şeyde de... En, e, en fazla bunu i̇l, İlber Hoca'ya söylemiş olmayalım da aha. şey olarak... ...çünkü bir kere yine böyle bir programda... E, <laughs> Bir takım şeyler söylemişti. Biz hı hı. de yazı yazdık. Sonra başka program çıktı. Benim aleyhime konuştu. Hı hı. Her neyse. Konuş. E, yani. Evet. Şimdi 10 Şubat 1918 Sultan Abdülhamit Han'ın vefat yıl dönümüdür malum. 11 Şubat günü Hanedanı Ali Osman'ın bazı mensuplarıyla birlikteydik rahmet dileğimiz dile getirmek için orada İlber Hoca bunun farkında olsun. Buradan haber vermiş olayım kendisine. Bir hanım sultan İlber Ortaylı'ya çok kızgın ve kırgın olduğunu ifade etti. Neden? Bizde sebep nedir dedik. Hayırdır? Ben görmedim. Onu söylediğini naklediyorum. İlber Ortaylı bir programda Osmanlı sultanları için bu kadar cesur olmaları mümkün değildir. Herhalde uyuşturucu alıyorlardı ki bu kadar cesur olabildiler demiş bu hanım sultanım. Hı hı. Bize nakli böyle idi. Eğer böyleyse bir tarihçi adına çok hayıflanılacak, çok esef edilecek bir ifadedir. Ya, Eğer şakayla söylediyse şimdi, bu şaka da olmaz. Ee, i̇lmin şakası olmaz çünkü. İlmin şakası olmaz da... <laughs> Kösem Sultan ya da işte bu Muhteşem Yüzyıl tarzındaki diziler e, Venedik'in prensesi olmaz. Venedik Cumhuriyettir çünkü üzerinden mi eleştirilir? O bir teknik, o bir mi teknik hatadır. Yani, hiç, yani öne hiç önemli değil. Bu, bu haremde <laughs> yaşanan o iğrençlikleri o dizilerde e, evet. o kadar iğrenç bir şekilde veriliyor ki sanki böyle padişah e, zevki sefa içerisinde yaşayan haremde işte haremde böyle oturup, ayak oyunlarını yani, karı kız e, seyredip e, böyle, gibi, böyle bir şey yok. Yani evet. bir, bir tarihçinin çıkıp en başta buna tepki göstermesi lazım. Ha şey de demiş. Onu da e, dile getirelim. E, şöyle demiş. Ne demiş? Dekolte giymezlerdi demiş. Yani burada evet. en azından bunu söylemiş Bu, yani. Bunu söylemiş. Eyvallah. Şimdi hem bir şey söylediniz siz. Hani e, İlber Ortaylı'nın böyle tepeden bakan şeyi. Maalesef biz de dedi ki o İlber Ortaylı için söylemiş olmayalım da bir mücerret e, hakikati dile getirelim. Şöyle denir en fazla kibir ilim e, ilim ehli arasında olur diye. En fazla kibir ilim ehli arasında Ama olur diye. Ama peki ben de şöyle yani şöyle, O ilmi özümsemek gerekmez mi? O işte o ilmi o ilmi hazmedememişse o ilmi taşıyan kalp o zaman kibir olarak tecelli ediyor demek. Yani orada yani bu vesileyle bu vesileyle bir ilmi bir bir hakikatten bahsettik. Evet. Yani burada <laughs> sonuçta kimsenin kişiliğini eleştirmek haddimiz hayır. değil. Öyle bir şey de yapmıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Şimdi. Twitter'dan gelen mesajlarla devam edelim. Abdülkadir Korkmaz tam da konuştuğumuz konuyla ilgili. İlber Hoca'yı ben Türk değerleri ve tarihiyle hesaplaşır gibi görüyorum. Kendinde pahalı bir malmış gibi gösteriyor demiş. <laughs> Kendi görüşüdür Bizde de e, Abdülkadir Korkmaz'ın görüşünü buraya yansıtıyoruz. aslında sormak lazım ne demek istiyor keşke imkan olsa da evet. bunu e, Türk tarihiyle hesaplaşıyordan kastı e, zannederim Zannederim. E, Viyana meselesine de evet. atıfta bir göndermede bulunuyor. Evet. Hani orada Kırım Hanı Murat, Han, Murat Giray geçsinler de Osmanlı bizim kıymetimizi anlasın evet. demişti. Herhalde bunu kastediyor ama bunlar tabi tarihin hadise, tarihe mal olmuş hadiselerdir. Bugün Kırım Tatarları bizim bir hicranımızdır birinci meselemizdir tekim Sayın Cumhurbaşkanı da bugün ne dedi Kırım'ın ilhakını e, asla e, tanımayız dedi ee, Mehmet Çoban Osmanlı sultanları içki içerdi diyen ve belge ortaya koyamayan en büyük tarihçi benim diyen İlber Bey İskoçlar neden etek giyer diye sormuş ee, biz de o, o İlber ortaya de, meselesini de, kapatsak bunu, iyi olur bu artık kalırsa. kapatıyoruz evet. burada ee, Bununla ilgili lütfen bize de mesaj göndermeyin ee, Çağlar isimli bir kullanıcımız, e, izleyicimiz daha doğrusu. E, Obama'nın boy ve kilo ölçülerini veriyorlar da keşke karakter ölçüleri de verilseydi. Yemi Türkiye deyip Rusya'ya yumurtluyor diye e, bir yorum yapmış. İzzettin Öztürk, İskenderun'dan sevgilerle devletimiz doğru olanı yapıyor. Parti gözetmek sizin de... Parti gözetmek sizin destek verirsek Allah'ın izniyle terörü yok edeceğiz demiş. O noktada demiş. yalnız bir şey e, müsaade ederseniz ki değerli e, seyircilerimize, vatandaşlarımıza evet. arz etmek isterim. Bir eser alırken onun oturulup, yani orada yazar olarak imzası olan şahsın oturup dirsek çürüterek, kafa yorarak kaleme aldığı bir çalışma mı yoksa bir muhabir, veya yayın evinden bir editör karşısına gelmiş. Hı hı. O da anlatmış, diğeri de bunu yazmış. Evet. Öyle bir derleme mi olup olmadığına lütfen dikkat etsinler. Evet. Ee, Facebook'tan gelen yorumları da okuyalım onların da hatırı kalmasın. Fatih Han Akıncı selamlar Maraş'tan demiş. Size de aleyküm selam diyelim biz de. Kahraman Maraş mı Maraş mı? Kahraman Maraş'tır muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Kısa olsun diye yazmış. Şimdi şey dili var ya bir sosyal medya dili var ya. <laughs> ee, Halil Koparan, sohbet tadında haber programı kendimi o kadar akışa kaptırmışım ki yazmayı düşünemedim demiş. Daha sonra Kösem Sultan'la ilgili <gülüyor> görüşlerini <gülüyor> evet. dile getirmiş. O bölümünü <laughs> okumuyorum. Orayı geçtik artık bir, bir, ama bir, teşekkür bir, ediyoruz Bir sütçü imam bir sütçü imam bir şehre kahramanlık payesi kazandırmıştır. Evet. 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 Demek ki bir insan çok şey demektir. Evet. evet. Bu arada Melahat Balkaya, fezlekeleri çabuklaştırmak mümkün değil mi acaba? Sabrımız tükendi. Ne zaman o mutlu tabloyu göreceğiz demiş Melahat Balkaya Facebook'tan bize ulaşmış. Şimdi geçelim. Bir de polisiye bir haber var. Ee, birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde, bu yoğun gündemde e, tabi arada kalıyor. Vatan Gazetesi... Bu polisiyeyi değerlendirirken anladım e, Boğaz Köprüsü meselesini. Evet, yani. evet. Onu muhakkak konuşalım. Hı -hı. Ama devamında da e, Sayın Efkan Ala'nın açıklamış olduğu bu sokakların polislere zimmetlenmesi. zimmetlenmesi meselesini de muhakkak dile getirdim. Hemen onu girelim o zaman bu konuya. Hı -hı. Tam ikna etmiştim diyor... Ondan sonra ne olmuş? İki tane kadın hem de Kadınlar Günü'nde gerçekleşen bir. Anladım. E... Şimdi orada ben konuşmaya başlayayım, ederseniz. <laughs> Size de zaman kazanalım tamam. adına. Şimdi e, müzakereci polis bunu söylüyor, değil evet, mi? Evet. Bu polis. son zamanlarda karşılaştığımız bir kavram ve ne kadar güzel. Polisin ilmi ve teknik çalıştığı psikolojik unsurlardan da istifade ettiği... Tabii ettiğim. Her polis girmiyor. Ne diyor? Müzakereci polis. Hı hı. Bu yeni bir kavram. İkna edebilen ikna etme kabiliyeti olan polisler. Özel eğitim alıyor. Özel eğitim polisler. alıyor. Psikoloji, Psikoloji eğitimi alıyor. bunların içinde e, ilahiyatçı olur, e, psikolog olur e, vesaire veya bu e, ilimlerden istifade etmiş polisler olur. Şimdi bilmeyen seyircilerimiz için veya duymayan seyircilerimiz için tekrar edelim. Dünya Kadınlar Günü'nde 8 Mart'ta değil mi oldu bu hadise? Yanılmıyorsam evet. E, bir gün sonra önce de olmuş olabilir. Olabilir. Neyse günü de mühim değil. Ee, ana olmak gibi yüksek hasletlerle Cenab-ı Hakk'ın donattığı iki hanım Boğaz Köprüsü'ndeler. O sırada bir intihar teşebbüsü var ve emniyet kuvvetleri orada. Müzakereci polisler e, müstakbel müntehiri, intihar edecek olan kişiyi ikna ile uğraşıyorlar. Tam iknaya bir adım kalmışken, birkaç saniye kalmışken, tabii trafik tıkanmış vaziyette, Arabanın içinden iki kendini bilmez kadın atlayacaksan atla, trafikte beklemekten usandık deme, deme sorumsuzluğunu yapıyorlar. Bunun hukuktaki adı intihara teşviktir. Evet. bundan Ağır suçtur yani ağır cezalık suçtur bir hukukçu olarak söylüyorum. Evet bundan yıllar önce bu tür şeyler yoktu. Müzakereci polisler falan yoktu. İşte en tecrübeli başkomiser çıkardı çatıya. Ee, o müzakereyi o gerçekleştirdi. Ne yapsın o günkü imkanlar? Ar Arada bir de basın çağrılırdı. Biz evet. de çok çıktık. Ben, evet. ben e, yaklaşık 5-6 tane intihar edenin yanına evet. çıktım gazeteci Şimdi olarak. olarak. Demin, demin Ama konuşamadık ee, Güneydoğu'daki bu e, bölücü örgütle, ajanlarla e, yıkıcı unsurlarla mücadele dile getirdiğimizde hı hı. buradaki o e, başarı hikayesinin altındaki imza kimlere aittir? Polise, askere, korucuya, özel, özel e, kuvvetlere ve ve şehit verdiği halde dimdik duran o analara, bacılara. Evet. Onların evlatlarına bugünkü haberlerden biri o değil mi? Evet. İki muzaffer daha geliyor i̇ki diyor. İki muzaffer daha geliyor. Bunu diyen diyor. kadın kahraman değil midir? Kahramanlar Şüphesiz. sadece tarih sayfalarında değil. Şüphesiz. Birkaç cümleyle de olsa şu e, polislere zimmetlenmesiyle. Zimmet meselesi evet. Meselesi, onunla evet. hemen bahsedelim birkaç cümleyle. Son dakikamızın içindeyiz. O zaman şöyle. Bu toplumun bu millete vermesi, iade etmesi gereken iki değer var. Bunlardan biri bakkal amcadır. Bakkallarımızdır. Bakkallarımızın, küçük esnafımızın. Yani bütün küçük esnafları bakkalın şahsında dile getirmek istiyorum. Yok olmaması lazım. Onlar mahallenin olmazsa olmazlarıdır. Bakkalı, kasabı, tercihsi manavı hı hı. gibi daha ne varsa ayakkabı tamircisi, evet. e, çilingiri. İkincisi de bekçi babadır. Evet, bunu bekçi bunu da... baba, bozacı sesi. Bunlar İstanbul'un e, gece sesleriydi. Evet. Ve şimdi e, Sayın Bakan da açıkladı. Sokakları polislere zimmet edeceğiz fakat bekçilik müessesesi tamamen kalkmadı. Onu da yeniden tanzim edeceğiz dedi. Ee, o Son sebeple, cümle olarak alalım onu da içeriden. Acaba, acaba bekçiliği tam manasıyla tahkim edip doğrudan oraya bekçiler üzerine mi çalışmalı? O veya değil e, ama e, yerinde bir tedbirdir. Bir an evvel hayata geçmeli. Bunu, bunu uzun uzun evet. konuşmak lazım. Evet, teşekkür bunu Başka bir programda da sizinle tekrar birlikte olursak uzun İnşallah. uzun konuşalım lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Esra kolay olur. gelsin. Biz Bizi dinleyen, seyreden, seyreden, takip eden bütün e, seyircilerimize de teşekkür ederiz ayrıca. teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler bugünkü programımızın da sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın efendim.